Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 14 Ağustos 2021 tarihinde çıkan 93. Özel Güvenlik Sınav Sorularının ikinci bölümünü değerlendireceğiz. Arkadaşlar 26. soruyla 50. soru arasında sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Öncelikle arkadaşlar özel güvenlik örnek üyeleri özel çalışma sınav sorularını katıl butonuna tıklayarak kanalımızda görebilirsiniz. YouTube kanalına abone olup Instagram hesabımızdan da takip ederek %100 sınavlara çıkacak sizlere birebir çıkacak sınav sorularını yakalayabilirsiniz. Çıkmış özel güvenlik sorularını da çözüp sınavlarınızda başarılı olabilirsiniz. Ve sorularımıza başlıyoruz arkadaşlar. 26. sorumuz. Özel güvenlik görevlisi Murat ve Hakan yaya devriye görevini yaparken aşağıdaki hangi davranış doğru değildir? A. Devriye görevi esnasında kısa duraklamalarla etrafı kontrol etmelidir. B. Her zaman aynı güzergah kullanılmalıdır. C. Dükkan veya binalardaki camların kırık olup olmadığına dikkat edilmelidir. D. Görev alanında dolaşan kimseler gözlenmelidir. E. Elektrik, su, hava gazı şebekeleri kontrol edilmelidir. Evet arkadaşlar, burada doğru olmayan soruyu her zaman aynı güzergah kullanılmamalıdır arkadaşlar. Burada cevabımız Bursa seçeneğidir. 27. sorumuz. İçerisinde ne olduğu bilinmeyen, sahibi belli olmayan, bulunduğu yere ait olmayan eşya şüpheli paket olarak değerlendirilir. Özel güvenlik görevlisinin şüpheli paket durumlarında yapmaması gereken hareket tarzı hangisidir? A. Çevreden bırakanı gören olup olmadığını araştırır. B. Sahibini araştırır. C. Paketle ilgili bilgi bulunamaz ise şüpheli olarak değerlendirilir. D. Paket ıslatılarak olası patlama önlenmeye çalışılır. E. Emniyet hattı oluşturulur. Genel kolluğa bilgi verilir. Evet. Burada şüpheli paket durumlarında yapmaması gereken hareket tarzı hangisidir? Paket ıslatılarak olası patlama önlenmeye çalışılır. Yanlıştır arkadaşlar. Yapmaması gereken bir durumdur. Denizli seçeneği doğru cevap. 28. soru. Özel güvenlik görevlisi Ali görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan kapı dedektöründen kontrol edilmeden geçmek isteyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır? A. Kolluğa haber verir. B. Yakalama yapar. C. Israr etmez. Alışveriş merkezine girmesine izin verir. D. Zor kullanır ve arama yapar. E. Alışveriş merkezine girmesine izin vermez. Tabii ki alışveriş merkezine girmesine izin vermez. Doğrudur. Edirne seçeneği. Hemen 29. soru. 1, 2, 3, 4 madde verilmiş ve 5. Biz öncelikle bu tür sorularda önce sorunun ne demek istediğine bakalım. Nokta görevi ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. Görevi süresince oturabilir. 2. Gelenler ziyaretçiler nokta kulübesi veya odası içerisine alınır. 3. Görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen olayları takip eder. 4. Suç unsurları tespit edildiğinde yetkili kolluğa bildirmek zorundadır. 5. Görev mahallinden uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez. Evet, burada hangisi yanlıştır? Görev süresince oturabilir, yanlıştır arkadaşlar. Bakın birin olduğu şık yanlış. Ve gelenler ziyaretçiler nokta kulübesi veya odasında içerisinde kesinlikle alınmaz. Bakın 1 ile 2 yanlıştır. Adana seçeneği burada doğru cevap. 30. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden değildir? Meraklı kalabalık, fırsatçılar, hava koşulları, sanık, görevli personel. Olay yerini etkileyen faktörlerden değildir. Tabii ki burada dikkat ederseniz görevli personel değildir.
Edirne seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, videolarımızı beğenip abone olmayı da unutmayalım. Ve kanalımızı arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim arkadaşlar. 31. sorumuza bakalım. Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkilerinden olmayıp uygulanması halinde özel güvenlik görevlisinin cezai sorumluluğuna yol açacaktır? A. Mağaza kasasından hırsızlık yaparken suçüstü görülen kişinin yakalanması. B. Korumakla görevli olunan mağaza müdürünün talimatı üzerine son 6 aydır borç taksitlerini ödemeyen kişinin yakalanması. C. Hakkında yakalama kararı verilen kişinin yakalanması. D. Patlama riskine karşı girilmesi. Tehlikeli görülerek yasaklanan yere zorla girmeye çalışan kişinin engellenmek maksadıyla yakalanması. E. İntihar etmeye kalkışanın engellenmesi maksadıyla yakalanması. Evet, burada korumakla görevli olunan mağaza müdürünün talimatı üzerine son 6 aydır borç taksitlerini ödemeyen kişinin yakalanması kesinlikle nedir? Cezai sorumluluğa yol açar arkadaşlar. Evet, kişi eğer borcunu ödemiyorsa, senet imzalamışsa ülkede mahkemeler var değil mi? Evet, hukuk var. Bursa seçeneği doğru cevap. 32. sorumuz. Özel güvenlik görevlisi Hasan bir sitede tek başına görev yapmaktadır. Saat 15 sıralarında bir site sakini yanına gelerek sitenin D bloğu 3. katındaki balkonda bir şahsın intihar etmek istiyorum diyerek sağa sola bağırmakta olduğunu söyler. Hasan'ın en doğru hareket tarzı ne olmalıdır? A. Görev yerini terk edemeyeceğini şahsa kolluğu aramasını söyler. B. Zabıtayı arayarak konuyu bildirir. C. Site yöneticisini arayarak konuyu bildirir. D. Güvenlik şirketini arayarak konuyu bildirir. E. Hemen bahse konu yere geçer, konuyu araştırır. Konu söylenen gibi ise hemen ilgili birimlere, kolluk, itfaiye, sağlık ve benzeri gibi yerlere bilgi verir. Bir yandan da şahısla iletişim kurmaya çalışır. Evet arkadaşlar, hemen bahse konu olan yere konuyu araştırır. Konu söylenen gibi ise hemen ilgili birimlere bilgi verir ve bir yandan da şahısla iletişim kurmaya çalışır. Edirne seçeneği doğru cevabımız. 33. sorumuz. Alışveriş merkezinde AVM'de görevli özel güvenlik görevlisi Yavuz ile Fikret aşağıdakilerden hangisini genel kolluğa bildirmek zorunda değildir? A. Hırsızlık suçunu işleyen şüpheliyi yakaladıklarında. B. Tuvalette tabanca bulduklarında. C. Giyim mağazasında unutulan gözlüğü sahibine teslim ettiklerinde. D. Cinsel taciz suçunu işleyen şüpheliyi yakaladıklarında. E. Restoranda hakaret suçunu işleyen tarafların birbirlerine şikayetçi olduklarında. Evet, burada da tabii ki giyim mağazasında unutulan gözlüğü sahibine teslim ettiklerinde zorunda değildir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 34. sorumuz. Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir? A. Yakalama. B. Tespit. C. Emaneti alma. C. Zor kullanma. D. Teslim tesellüm tutanağı. Tabii ki burada da arkadaşlar emaneti alma tutanağı düzenlemeleri gerekir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 35. sorumuz yine maddeler şeklinde, hemen soruyu okuyalım. Özel güvenlik görevlisi Mustafa ve Ali alışveriş merkezinin giriş kapısında X-ray cihazından geçen çantanın içerisinde patlayıcı madde düzeneğini görmesi üzerine özel güvenlik görevlilerinin olaya müdahalesinde yukarıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur? Bir, çantanın sahibinin bilgilerini alır, AVM'ye girişe izin verir ve polise bilgi verir. İki, çantayı bizzat açarlar ve incelerler.
3. Çantayı emanete alırlar ve çıkarken sahibine iade ederler. 4. Güvenlik bölgesi oluştururlar. Şüpheli şahsı yakalarlar. 5. Şüpheli şahıs üzeri aranır. Derhal polise, uzman ekiplere, amirliğe bilgi verilir. Evet arkadaşlar, burada kesinlikle yapılması gereken, bakın, güvenlik bölgesi oluşturulur. Burada bir ne var? Patlayıcı madde düzeni görülmüş, değil mi? Güvenlik bölgesi kesinlikle oluşturulur. Şüpheli şahsı yakalanır. Şüpheli şahıs üzeri aranır. Derhal polise, uzman ekiplere, amirliğe bilgi verilmesi gerekiyor. Edirne seçeneği doğru cevap. 36. soru, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Tahsin ile Yılmaz'ın tanzim edebileceği bir tutanaktır? A. Olay yeri inceleme tutanağı. B. ifade alma tutanağı. C. Yer gösterme tutanağı. D. Suçüstü tutanağı. E. Kimlik tespit tutanağı. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, suçüstü tutanağıdır, değil mi? Denizli seçeneği doğru cevap. 37. sorumuza hemen bakalım. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgu çeşitlerinden biri değildir? Kimyasal bulgu çeşitleri: uyuşturucu maddeler, toksik maddeler, ilaçlar, atış artıkları, kemik parçaları. Evet, kimyasal bulgu, kemik parçaları kimyasal bulgu değildir. Edirne seçeneği doğru cevap. 38. sorumuza geçelim. Özel güvenlik görevlisi Halil çocuk parkında görevlidir. Bir suçla karşılaşıldığında hangi yetkiyi kullanamaz? A. Suçüstü halinde sanığı şüpheli yakalar. B. Olay yerinin incelemesini yapar, delilleri toplar. C. Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalar. D. Olay yerini koruma tedbirlerine aykırı davrananları men eder. E. Görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koyar, suçun devamını önler, şüpheliyi tespit eder ve yakalar. Evet arkadaşlar, burada da olay yerinin incelemesini yapar, delilleri toplar. Bu nedir? Özel güvenlik görevlisinin görevi değildir. Evet, güvenlik güçlerinin görevidir. Bursa seçeneği doğru cevap. 39. sorumuz. Özel güvenlik görevlisi Kemal ve Yavuz bir fabrikanın kontrol noktasında görev yapmaktadır. Fabrika müdürü bu görevlilere mal kayıplarının önüne geçmek için iç çıkışı işçilerin üzerlerini elle arama yapma emrini vermiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlisi Kemal ve Yavuz'un davranışı nasıl olmalıdır? A. Emir suç teşkil ettiğinden emri hiçbir şekilde yerine getirmezler. B. Emrin yazılı olmasını isterler. Yazılı verilirse yerine getirirler. C. Hırsızlığın önüne geçmek için emri yerine getirirler. D. Sorumluluk fabrika müdürlüğünde olduğundan emri yerine getirirler. E. En üst yetkili emri verdiği için emri yerine getirirler. Burada da arkadaşlar dikkat ederseniz, burada bir her ne kadar suç teşkil etse de fabrika müdürünün vermiş olduğu bir emir kesinlikle yerine getirilmez. Emir suç teşkil ettiğinden emri hiçbir şekilde yerine getirmezler. Seçeneği Adana seçeneği doğrudur. 40. sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri zor kullanmada aranılan temel şartlardandır? 1. Zor kullanmaya mecbur kalınmalıdır. 2. Zor kullanma tedbiri keyfi olmalıdır. 3. Zor kullanma tedbirleri orantılı olmalıdır. 4. Zor kullanma kanuna uygun olmalıdır. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz, zor kullanmaya mecbur kalınmalıdır. Zor kullanma tedbiri keyfi olmalıdır. Ve zor kullanmak kanuna uygun olmalıdır olacak. Yani hangi seçenek
40. sorumuzda Bursa seçeneği 1-3-4 olmalıdır. Temel şartlarındandır. Hemen 41. sorumuza bakalım. Üniversitede görevli özel güvenlik görevlisi Burak ve Selim devriye görevi esnasında bazı aydınlatma lambalarının yanmadığı ve tel örgülerinin kesilmiş olduğunu üstlerine rapor ederek sorunun giderilmesini sağlamışlardır. Bu durum özel güvenlik görevlilerinin hangi görev kapsamı içinde değerlendirilmelidir? A. Planlayıcı görevler, B. İdari görevler, C. Adli görevler, D. Koruyucu görevler, E. Yardım görevleri. Tabii ki burada arkadaşlar dikkat edin, koruyucu görevlerdendir. Denizli seçeneği doğru cevap. 42. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin spor müsabakalarındaki görev, yetki ve sorumluluklarından değildir? A. Spor alanı güvenlik planındaki görev tanımlarına uygun olarak görev yapmak. B. Spor alanında güvenlik kontrolü yapmak ve genel kollukla birlikte iç güvenliği sağlamak. C. Spor alanında düzeni bozan fiilleri işleyen seyircileri gözaltına almak. D. Spor alanlarına sokulması yasak olan maddelerin sokulmasına ve kullanılmasına engel olmak. E. Spor alanında söz ve davranışlarla hakarette bulunanları kolluk görevlisine bildirmek. Evet, burada da spor alanında düzeni bozan fiilleri işleyen seyircileri gözaltına almak sorumluluklardan değildir. Özel güvenlik görevlilerinin arkadaşlar gözaltına alma yetkisi özel güvenlik görevlilerinin görevlileri arasında yoktur. Evet. Ceyhan seçeneği 43. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde değildir? Eroin, kokain, meskalin, asetik asit, amfetamin. Evet arkadaşlar, burada uyuşturucu madde değildir olanı sormuş. Tabii ki asetik asit uyuşturucu madde değildir. Denizli seçeneği doğru cevap. 44. sorumuz. Özel güvenlik görevlisi Murat görev alanı içerisindeki bir konuya ilişkin not alırken aşağıdakilerden hangisini not etmemelidir? Gördüklerini, duyduklarını, anlatılanları, bildiklerini, hayal ettiklerini. Tabii ki arkadaşlar burada özel güvenlik görevlisi Murat her şeyden önce gördüklerini, duyduklarını, anlatılanları, bildiklerini not etmelidir. Ama hayal ettiklerini etmemelidir. Not etmemelidir. Edirne seçeneği doğru cevap. 45. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir? Eşkal ile ilgili mutlaka sınavlarda soru, her sınavda soru geliyor arkadaşlar. Boy, saç rengi, korku durumu, cinsiyet durumu, yüz durumu. Eşkal belirtilmesi gereken özellikle de korku durumu değildir, değil mi arkadaşlar? Diğerleri eşkal belirtir ama korku durumu eşkal belirtmez. Ceyhan seçeneği 46. sorumuz. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar? Kameralar, IR sistemleri, metal dedektörleri, pır dedektörleri, X-ray cihazları. Evet, manyetik alan içinde maddeleri algılayan hangisidir? Tabii ki X-ray cihazlarıdır arkadaşlar. X-ray cihazlarından da her sınavda soru geliyor. E seçeneği. 47. soru. Bir binaya yetkisiz giriş çıkış yapılmasını engellemek ve herhangi bir zamanda kaç kişinin bulunduğunu takip etmek için hangi sistem kullanılmalıdır? X-ray cihazı, aydınlatma sistemi, kartlı geçiş sistemi, metal dedektörleri, araç kapanı. Evet. Hangisi kullanılmalıdır diyor bakın. Tabii ki kartlı geçiş sistemleri kullanılmaktadır. Ceyhan seçeneği doğru cevap.
48. soru, aşağıdaki şıklardan hangisinde temel yaşam desteği uygulaması sırasında yapılan dış kalp masajı vasıtası şekli doğru olarak verilmiştir? Yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde. Evet, bir kere her şeyden önce arkadaşlar, yetişkinlerde çift elle kalp masajı yapılmakta. Çocuklarda tek elle yapılmakta, bebeklerde de iki parmakla temel yaşam desteği kalp masajı yapılmaktadır. Hemen şıklara baktığımızda da yine Edirne seçeneği doğru cevap. 49. soru, aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi şahıs kontrolünde kullanılamaz? A. Body scanner tarama sistemleri. B. Patlayıcı narkotik sistem tespit sistemleri. C. X-ray sistemleri. D. Kapı tipi arama dedektörleri. E. El tipi arama dedektörleri. Evet arkadaşlar, burada da X-ray sistemleri yine kullanılmaz. Diğerleri kullanılır. Son soru arkadaşlar, ikinci bölümün. X-ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç santim olmalıdır? 75, 90, 110, 50 ve 25 şeklinde verilmiş. Tabii ki 50 santim olmalıdır. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanala katılarak özel güvenlik örnek sınav sorularını çözebilirsiniz. Kanalımızı arkadaşlarınıza önerirseniz seviniriz arkadaşlar. Hepinize üstün başarılar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.